kahramanlarını getiriyoruz. Malum unutulmaz, birçok iddialı yapım arasında yüksek reytingiyle başarısını kanıtlamış bir dizi. Ama dizinin sürekli eleştirilmesi oyuncuların biraz canını sıkıyor gibi gözüküyor. İzliyoruz. Bak bu gönlüm her gördüğümde seni titriyor. Ne olur dinle beni. Abla ne olur. Abla gitme. Her şeyi anlatmama izin ver lütfen. Melda, Eda ve Harun bu aşk üçgeni arasında geçen müthiş aşk hikayesinin kahramanları dizi magazine dizinin bundan sonraki bölümleriyle ilgili çarpıcı tüyolar verdi. Harun Melda'ya geri dönecek. Eda Harun'a nasıl bir tuzak hazırlıyor? Ve Tolga Eda'yla yeniden evlenecek mi? Sorular, cevap bekleyen sorular. Bilinmeyenler için dizi setindeyiz. Önümüzde İstanbul Boğazı, karşımızda Harun yani Serhan Yavaş'tayız. Şu anda sadece öbür hafta çekeceğimiz bölümün treadmanını okuyabildim. Onun için bir bölüm ileriden gidebiliyoruz bilgi olarak. Daha ilerisini bilemiyoruz ama hakikaten şu anda biraz işler Arap saçına dönmeye başladı iyicene. Ve biraz da bilinmez olaylar bilinir hale gelmeye başladı. Tabii seyirci birçok şeyi biliyor ama karakterler bu kadar bilgiye sahip değil. Yavaş yavaş karakterler de bunları öğreniyor. Biz de heyecanla bekliyoruz neler olacağını. Sözlerine böyle başlıyor ve peşinden çok konuşulacak şu sözleri imzasını atıyordu genç Harun. İlk bölümü izlemeyenler, daha sonra diziye yönelenler, diziyi daha sonra takip etmeye başlayanlar olayı direkt olarak bir adamın iki kız kardeşi idare etmesi olarak algılıyor ama bu tamamen yanlış bir şey. Bir kere şöyle bir gerçek var. İçinde yaşadığımız toplumda maalesef insanlar kendi hisleri, istedikleri ve düşündükleri gibi hareket edip yaşayamıyorlar. Öf ve adetler, değer yargıları, şartlanmalar var hayatımızı bloke eden ve yönlendiren. Burada da maalesef Harun, Eda ve Melda üçleminde... Dizide yaşadıklarını anlattığı bu sözleri çok konuşulacak cinsten gibi görünüyor. Peşinden bir itirafa daha imza atıyor ve Harun'u zor günler bekliyor. Asıl hikaye şimdi başlıyor diyor ünlü oyuncu. Hem çocuğu istiyor hem annesini istiyor. İşte ikisini de istiyor ama yasak denilmesinin nedeni çünkü aslında ablasıyla nikahlı ama nikah sadece defter üzerindeki bir imza ile alakalı. Aşk yok, sevgi yok, dokunmak yok, yaklaşmak yok, hiçbir şey yok. Sadece iki ayrı kişinin, ayrı dünya, ayrı bakış açısına sahip kişinin evliliği söz konusu kağıt üzerinde ama diğer taraftan da birbirlerini bir bütün olarak bulmuş, hissetmiş bir aşk var. Tolga evlidir. Biliyorum. Bu işi daha fazla özgürce çırpacağız kanatlarımızı. Rüzgar nereden eserse oraya gideceğiz. Harun'un bekleyen çok zorluklar var. Neden? Çünkü bir, aklına koyduğu Eda'yla bir araya gelmek için her şeyi göze alan bir adam ama bir türlü buna ulaşamıyor. Çünkü ilk önündeki engel aslında yine Eda. Yani her ona ulaşmak, ona yaklaşmak, onunla olmak istediği an, etraftaki tüm engelleri aşmayı başarabildiği anda Eda tekrar önüne bir engel olarak başka bir şey koyuyor. Ve onu asıl... geçmesi çok zor olan engeli ortaya koyuyor işte Eda. Onu asıl çıkmaza sokan gerçek bu. Diğer önemli bir olay da Batu'nun o aileye olan düşmanlığı. Son sözünü hem aşkı memnuya çakarak hem de ezelcileri kızdıracak cinsten yapıyordu Harun. Bizimki gerçek bir aşk ama onlarınki tamamen bile bile düzmece bir aşk diyerek abla, kardeş, sevgili hikayelerini işleyen dizilere gönderme yaparak sözlerine son noktayı koyuyordu. Halk çünkü böyle şeyleri seviyor, izlemesini seviyor ve bu tip olayların hepsi toplum içinde var olan, yaşanılan şeyler. Harun nişanlılık döneminde olduğu Melda'nın kız kardeşi olduğunu bilmeyerek Eda ile bir araya geldi ve ona aşık oldu. Burası çok önemli. Diğer dizilerde genelde kızın
akrabasının veya kız kardeşinin veya çok yakınının kimin ne olduğu belli olduğu halde bile bile bu ilişkiler başladı. Bu anda bundan dolayı da bizim çok daha şöyle söyleyeyim suçlanacak bir yanımız yok. Ve gelelim Harun'un aşkından yanıp tutuştuğu Eda'ya. Eda'nın aşkı karmaşık değil de aslında aşık olduğu insan konumundan dolayı birazcık karmaşıklaştırıyor. Vallahi Eda'nın aşkı bitecek gibi değil. Ama hani hikaye nereye sürükler bizi bilmiyorum. Çünkü ablasıyla arası çok açıldı. Ailesi Tolga ile evlenmesini söylüyor Eda'nın. Falan filan Harun bir yandan istemiyor doğal olarak. Çünkü Harun'da da aynı aşk Eda'ya karşı var. O yüzden hani bu karmaşıklık çözülmeyecek gibi duruyor. Çözülürse dizi biter zaten. Deli kalbim ağlamak için yaratılmaz. Sevdiğimden şüphen olmasın şahidi bende. Kalbim ayan ilk günahım aldığım yerden. Kerbeladır aşk yalandır unutur sanma. Bak bu gönlüm her gördüğünde seni titriyor ara. Melda'nın Eda'ya hırs yaptığını söyleyen Eda, babasının kalp krizi geçireceğini ağzından kaçırınca önümüzdeki haftayı yumurtlamış oluyordu genç oyuncu Özlem Yılmaz. Eda'ya kalsa değil ama Özlem'e kalsa Melda çok fazla aşık değil. Sadece hırs yaptığını düşünüyorum ben. O yüzden bu kadar peşinde koşuyor. O yüzden Eda'yı bu kadar rahatsız ediyor. Ama Eda ablası üzülmesin. Eda bugüne kadar zaten hep ailesi için yaşadı. Harun'la tanıştıktan sonra Harun için ve çocuğu olduktan sonra çocuğu için yaşamaya başladığı anlarda bile hep bir tarafta ailesini düşünerek bir şeyler yapmak istedi. Becerdi, beceremedi. Orası tartışılır ama ki Harun'a karşı ket vurmasının sebebi ablası, ailesi, özellikle babası. Hani ablasından çok birazcık da babası şey yapıyor. Hiçbir şey bilmiyor çünkü babamız. Ve bilirse gerçekten üzüleceğini düşünüyor. Geçirir, kesin geçirir. Abla! Yalvarırım dinle beni. Ben bilmiyordum. İkimiz de birbirimizin kim olduğunu bilmiyorduk, yemin ederim. Neyi bilmiyordunuz? Abla, biz... Söylesene neyi? Ablanın aşkını çaldığını mı? İstemeye geldiklerini de mi bilmiyordun? Söz kesilirken, nişan yapılırken, hayatında başka bir kadın var diye senle dertleşip kollarını ağlarken de mi bilmiyordun? Cevap ver bana. Söylemeye bile utandığı şeyi nasıl yapabildin? Nasıl? O da Harun gibi düşünenlerden. Etrafımızda böyle yüzlerce hikaye var. Yani bizim dizi yapmamız mı göze batıyor diye isyan bayrağını çekiyor ve ekliyordu genç oyuncu Özlem Yılmaz. Ben olsam asla çocuk doğurmazdım. Hikaye bu noktalara gelmezdi diye. Birçok dışarıda gördüğüm ve işte ay Eda Hanım şöyleydi böyleydi ben de sizin gibi bir hikaye yaşadım falan diye nasıl yani ya oluyorum. Hatta kimisi evlenmiş hani artık mutlu mesut yaşıyor falan. Kimi komple ayrılmış hani ablası da ayrılmış yani aynen öyle iki taraf birdenmiş bakalım bizde kim gidecek. Sen hayatımızdan çekip gitseydin her şey olması gerektiği gibi olacaktı mutlu olacaktı. Yapamadım abla senin gibi ben de vazgeçemedim aşkımdan Yağmur için kendim için inan çok istedim ama yapamadım gidemedim. Niye o Eda? Dışarıda milyonlarca erkek varken niye benim sevdiğim adam? Elimde değildi. Bundan sonra olacaklar da benim elimde olmayacak. Ben zaten bu aşamaya getirmezdim. Bir kere çocuk zaten doğmazdı. İkincisi gördüğüm an ilişkimi keserdim. Hatta ablama anlatırdım. Unutulmaz'ın yıldızı Özlem Yılmaz'dan Unutulmaz fanatikleriyle ilgili son bir tüyo geliyor şimdi de. İnat olsun diye evlenmez ama babası, ailesi ve ablasından dolayı evlenebilir. Eda evet diyebilir. Bunca zamandır seni kandırdığım için beni bağışlar mısın? Kandırmak mı? Evet. Hangi konuda?
gözlerinin gizleyemediği gerçekler konuşun. Aslında sözcüklerle anlatmak yerine belki de en kolayı... Ama